FETÖ destekli sosyal medya trollerinin son kurbanı Konya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Koç oldu. 2019 yılı değerlendirme toplantısına Nakiboğlu Göçmen Sağlığı Merkezi'ne Sıhhat Fonu aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından karşılanarak bir doğumhane açılma fikrini söyleyen Koç'un konuşmasını sanki yeni bir habermiş gibi paylaşım yapıldı. Sağlık ekibi açısından, profesyonellik açısından hiçbir eksiği kalmadı. Mülteciler üzerinden her türlü iftiraya atan FETÖ'cülerin paylaşımlarını bazı basın yayın organları da haberleştirip adeta taşeronluğunu yaparcasına yeniymiş gibi servis etti. Almanya'da kaçak yaşayan, Türkiye'de kapatılan ancak Amerika ve Avustralya'da yayınlarına devam eden Zaman Gazetesi'nin ekonomi yazarı FETÖ'cü Turan Bozkurt'un iddialarına karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi cevap verdi. Açıklamada iddiaya dayanak olarak gösterilen haberler incelendiğinde de konunun bir hastane yapılması değil, doğumhane açılması olduğu açıkça görülmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz denildi. Kadın doğum ve çocuk hastanemiz ayarında bir hastane ilk defa anne dostu hastane oldu. Bir açıklamada Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden geldi. Açıklamada Profesör Doktor Mehmet Koç konuşmasında göçmen vatandaşlara özel bir kadın doğum ve çocuk hastanesi kurulmasını kastetmemiş, sağlık personeli teminiyle bina masraflarının tamamının Sıhhat Fonu aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından karşılandığı Nakiboğlu Göçmen Sağlığı Merkezi'ne bir doğumhane açılması projesi fikrinden söz etmiştir. Mevcut kamu hastanelerinde yaşanılan yoğunluğu azaltma düşüncesiyle ortaya çıkan bu proje ihtiyaç kalmadığı için hayata geçirilmemiştir ifadesi kullanıldı. Sağlık konusunda sağlık üssü olan marka bir şehir haline gelme konusunda elimizden gayreti göstermeye çalışıyoruz.